Değerli izleyenlerim, gönül gözüyle de bugün yine sizlerle beraberiz. Mutlu bir gün, huzurlu bir gün. Çok acı günler yaşadık geçtiğimiz hafta içinde. Ama çok şükür bugün artık acıların, yaraların sarıldığı bir günde sizlerle yine tekrar karşı karşıyayız. Göz gözeyiz, gönül gönüleyiz ve çok değerli bir konuğumuz, dostumuz var. Eski bir milletvekilimiz, daha önceki dönemde milletvekili de olan Manisa'mızdan kıymetli bir doktorumuz var. Genel cerrahtır kendisi. Kendisini sizlere tanıtacağım şimdi. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani bu geçtiğimiz hafta tekrar geçmiş yıllarda olduğu gibi deprem hadisesiyle gerçekten çok yorulduk, çok üzüldük, çok gözyaşı döktük. İçimiz kan ağladı, gönlümüz gerçekten eridi diyebilirim. Bizim sohbetimizin adı biliyorsunuz gönül gözüyle. Gönül gözüyle hem gönlümüz hem gözümüz ağladı. Onun için Allah ağlatmasın diye dua ederek sohbetime başlamak istiyorum. Sizleri her birinizi, hanelerinizde, iş yerlerinizde, bizi izleyen dostlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Selamlıyorum ve selamlıyoruz dostumuzla beraber. Bugün konuğumuz var yine çok şükür. Sabah da ekranlarımızda, bizim Manisa TV'nin ekranlarında tekrar gördüm, izledim. İzmir'imizde, Manisa'mızda yaşadığımız bu 6.6 şiddetindeki acı veren depremi, onun efendim gidenlere rahmet olsun, makamları cennet olsun. Cenab-ı Hak onlara inşallah şehit hükmüyle kabul etsin makamına da. Onlar nura gark olsunlar. Yaralılar da bir an önce, hasta olanlar, sıkıntıda olanlar bir an önce inşallah yaraları sarılacaktır. Devletimizin yapmış olduğu yardımları, ilgisini yakından izledim. Çok şükür böyle bir devletimiz var. Yani devletimizin, milletimizin kıymetini bilmemiz lazım. İzmir'imizi de bizim tahminlerimiz üzerinde bir ilgi gösterdiğini, sevgiyle, şefkatle bütün orada mağdur olan dostlarımıza, kardeşlerimize koştuklarını gördüm. Ne kadar sevindim bilemezsiniz, tarifi mümkün değil. Manisa Büyükşehir Belediye'mizin ve diğer bütün belediyelerin nasıl yardıma koştuklarını, AFAD, AKUT, bütün Kızılay, hepsi. Yani bir an önce bir tek can daha kurtarabilir miyiz ümidiyle nasıl savaştıklarını, adeta bir savaştaki gibi çalıştıklarını gece gündüz 24 saat görmek bizi son derece, ben milletim adına, Manisalılar adına konuşuyorum, son derece mutlu ve bahtiyar etti. Elhamdülillah, çok şükür en son çıkan Elif'le yavrumuz, diğer bir gün sonra, bir gün önce Elif, bir gün sonra da Ayda. Yavrularımız artık, onlar bize bir ferahlatıcı bir bize şey oldu, sevinç kaynağı oldu. Efendim Allah bir daha göstermesin diyorum. Çünkü çok güzel bir sohbet olacağına inanıyorum bugünkü sohbetimizin ve günümüzde çok elzem olduğuna da inanıyorum. Neden mi? Çünkü gerçekten insan madem ki yaratılmışların en mükemmeli, Cenab-ı Hakk'ın tabiri, sevgili peygamberimizin ifadesi, en mükemmeli, en muhteşem bir şekilde yaratılmış bir varlık insan, o zaman bu insanın sağlığı kadar, bu insanın mutluluğu kadar, huzuru kadar, güzel insan olması kadar, ahlaklı insan olması kadar, bilinçli insan olması kadar bir değer olamaz ki. Onun için bugün bir tıp adamı, bir genel cerrah dostumuzla beraberiz. Ben hemen kendisini tanıtıyorum ve ona ilk sorumu tevcih ediyorum. Çünkü çok değerli bilgiler vereceğine inanıyorum. Bugün modern tıbbın içinde yaşıyoruz. Ama ayrıca bir tıp daha var. Alternatif tıp diyorlar. Efendim işte tamamlayıcı tıp diyorlar. Geleneksel tıp diyorlar. Değişik isimlerle anıyorlar. Bu bizim hani eskiden tanıdığımız, 70-80 yıl önceden, çocukluğumuzdan tanıdığımız tıp. Hemen böyle komşu teyzelerimizin falan bize yapıverdiği ilaçlama. Evet, hepsinden bahsedeceğiz. Onların başında da hacamat geliyor, hiç modası geçmeyen. Evet sevgili dostlar, operatör doktor Muzaffer Yurttaş kim acaba? Manisa'nın değerli bir evladı, Kula doğumlu. 1967 Kula doğumlu ama daha sonra ilk öğretim, lise öğretimlerini Turgutlu'da tamamlıyor.
Turgutlu İmam Hatip Lisesi mezunu olduktan sonra tıp fakültesine intisap ediyor. 1991'de tıp fakültesinden 9 Eylül Üniversitesi'nin tıp fakültesinden 1991'de mezun oluyor. Demek ki 1985'te oraya intisap etmiş. Bitlis Ahlat Devlet Hastanesi'nde mecbur hizmeti var. Ahlat Devlet Hastanesi'nde kısa bir dönem kalıyor. Ondan sonra orayı takiben anestezi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi. Evet, mecbur hizmetini orada yapıyor. Daha sonra da Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde, değil mi hocam? Evet. Genel cerrah olarak ihtisasını yapıyor. 1995. Askerlik görevi Çorlu Askeri Hastanesi'nde yaptıktan sonra genel cerrah olarak, daha sonra Afyon Çay Devlet Hastanesi Başhekimi, Manisa Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimliklerinde bulunuyor. 2008'den itibaren de 3,5 yıl Salihli Özel Can Hastanesi'nde genel cerrah olarak çalışıyor. Bu tecrübe ve bilgi birikimleriyle beraber onu Manisa'dan milletvekili olarak Ankara'ya gönderiyoruz. Ve güzel bir milletvekilliği döneme geçiriyor Muzaffer Bey. Yakından tanışıyoruz, dostumuzdur. 2011 genel seçimlerinde Manisa Adalet Kalkınma Partisi'nden, AK Parti'den milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güzel görevlere imza atıyor. Evet, değerli milletvekilimiz, değerli doktorumuz, 2015 yılında Manisa Yurttaş Şifa Merkezi'ni açıyor. 2015'te. Hemen bir yıl sonra Salihli'de bir geçmişi olduğu için Salihli'de de bir şube açma ihtiyacı doğuyor. Çünkü çok ilgi görüyor. Bu gördüğü ilgi üzerine Salihli şubesini açıyor. Ve bu şekilde içinde büyük ihtisas yaptığı, tecrübe sahibi olduğu, Türkiye çapında ödüller aldığı tıbbı nebevi, yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bugüne kadar gelen bir tıp var. Efendim, o günden başlar. Ondan önce de var bazı çalışmalar ama sevgili Peygamberimiz devlet başkanı aynı zamanda. Onun zamanında bu iş daha ciddiyet kazanıyor ve hakikaten o günün şartlarında, o günün ihtiyaçlarına cevap verecek tabipler yetişiyor kendi aralarında. Sevgili Peygamberimizde de Allah vergisi bir gönülle, Cenab-ı Hakk'ın ilhamıyla bazı konularda maddi ve manevi, hem bedeni hem manevi, ruhsal olarak şifa olacak tavsiyeleri var sevgili Peygamberimizin de. Yani o da bir büyük doktor. Efendim, işte bu tıp dünyasından bize bilgiler sunacak olan sevgili doktorumuz, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğimiz var. O derneğinde Manisa Şubesi'nin başkan yardımcılığını da aynı zamanda yürütmektedir. Evlidir. Hanımefendiyi tanıyoruz. O da hizmet ediyor. Boş durmuyor. Sadece ev hanımı değil. Aynı zamanda iki güzel kızları var. Allah bağışlasın. Mutluluklarını daim kılsın. Efendim, hocamız İngilizce ve Arapça biliyor. Hoş geldiniz sevgili hocam. Sevgili doktorum, değerli dostum. Çok çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Bizi onur ettiniz. Ben de bizi programımıza konuk ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bizleri televizyonları başında izleyen çok değerli seyircilerimizi saygı muhabbetle selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de depremde ölenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, milletimizin başı sağ olsun. Hastalarımıza da acil şifalar diliyorum. İnşallah yaraları en güzel şekilde, en kısa zamanda yaraları sarılacaktır. İnşallah, inşallah. Ben de bütün izleyenlerimiz, seyircilerimiz adına size teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Sevgi ve saygılar sunuyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Efendim, yani bugün de gördüm sevgili hocam, bizim psikologlarımız, doktorlarımızın bazıları, Cengiz Bey'in talimatıyla Büyükşehir Belediye Başkanımızın oraya gitmişler. Orada şimdi artık psikolojik, psikososyal desteğe ihtiyaç var. Çadırlardalar ya çoluk çocuk. İhtiyaçları var. Bir taraftan oyunlar, oyuncaklar, bir taraftan ihtiyaçları olan hediyeler kendilerine veriliyor da bir taraftan da hemen bir çadır, bir teşkilat kurulmuş. Orada hanım kızlarımız, doktor hanımlar
efendim psikolog hanımlar, onlarla ilgileniyorlar, moral veriyorlar falan. Bunlar ne kadar güzel insan, insan bedeni, bir bedenimiz, bir maddi bedenimiz var, bir de mana bedenimiz, ruh bedenimiz var. Aynen. Maddi bedenimizin giyinmeye, yemeye, içmeye, barınmaya ihtiyacı olduğu gibi ruhlarımızın da bakıma ihtiyacı var. Çok İnşallah doğru. Oradaki çocuklar da olmak üzere Çok hepsinin doğru. O ruhi tedavilerinin de bakımlarının, onların doyurulması gerekiyor. Evet. Onlara da büyük ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Belediyelerimize de teşekkür ediyoruz. Ben bu tabii deprem konusuna bu kadar temas etmeden olmazdı. Saygıyla onlara, oraya hizmet edenlere, bütün emeği geçenlere hepsine canı gönülden teşekkür etmeli. Ondan sonra programımızdan başlamalı dedim. Bir kısa zamanımızı onlara ayırdım. Doğrusu da budur. Çünkü hakikaten gözlerimizi çok yaşarttılar. O gece gündüz hep değişik saatlerde uyumadık, az uyuduk, açtık baktık. Acaba kaç kişi daha kurtuldu? Yani oradaki bütün o AFAD, AKUT çalışmaları, itfaiyelerimizin, bizim itfaiye daire başkanımızın çalışmasını, can kurtarmalarını, onları hep seyrettik. Kutluyoruz hepsini gönülden. Evet. Değil mi doktorum? Yani Allah razı olsun. Harika bir şey yani. Bu çok güzel bir duyguydu. Allah inşallah orada yapılan hataları tekrarlamamalarını. Türk milletinin yardımseverliğini, evet, evet. Zor günde birlikte olmayı bir kez daha gösterdik. Evet. Sadece biz Türkiye'mizde olan olaylarda değil, dünyanın neresinde bir mazlum varsa oraya Türk milletinin el uzattığına şahit oluyoruz. Tabii tabii tabii. Severek, tabii ki bu coşkuyla. İzmir'imizde hemen kıyımızda olan bir olaydan sonra uzak yakın demeden Türkiye'nin bizim Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın en yakında olmak üzere bütün belediyelerin evet. hizmetlerini orada gördük. Çok. Ulusal medikal kurtarma ekiplerinin, Kızılay'ın, AFAD'ın ve sağlık görevlilerinin, güvenlik görevlilerinin gerçekten evet. canhıraş bir şekilde mücadelesine şahit olduk. Bu Türk milletimiz adına ne kadar gurur duysak azdır. Çok gurur verici, evet. Büyük bir millet olduğumuzu bir defa daha böylece görmüş, yaşamış olduk. Efendim hemen sizi yormaya başlayalım mı? Ya, estağfurullah, buyurun tabii. Peki. Bize emanet olan bu güzel vücut, tabii Cenab-ı Hakk'ın ayet-i kerimeleriyle, sevgili Peygamberimizin hadis-i şerifleriyle birçok kereler bahsedilen, anlatılan, tarif edilen, insan en mükemmel şekilde yaratıldığı, ben teferruatına girmeyeceğim tabii, işte bir kan pıhtısından vesaire, onu hepimizin malumu biliyoruz. Bu mükemmel vücudun çocukluktan, bebeklikten itibaren nasıl temiz korunmasını aslında sevgili Peygamberimiz, İslam dini, temizliğin el nezafeti minel iman, temizliğin İslam'dan, dinden kaynaklandığını da bize çok güzel tarif ediyorlar, ama bizim bu konudaki eksiklerimiz, noksanlarımız, hatalarımız var tabii ki, kusurlarımız var ne de olmasa. Bunun, bu vücudun temiz kalması, hem iç temizliği hem dış temizliği, hem beden sağlığı bakımından, bir de çevre meselesi var, çevre kirliliği. İnsanı hasta eden sebepler başlıca nelerdir? Sağlıklı kalmak için nasıl korunmalıyız, ne yapmalıyız? Sağlıklı beslenmek için nelere dikkat etmeliyiz? Çünkü günümüzde eskiye nazaran çok beslenme şeyi çok değişti, çok fark etti. Birçok kimyasallar girdi besin maddelerinin içine. Onun için sevgili dostum, bu konuda seyircilerimizi nasıl aydınlatalım? Evet. Onlara ne buyurursunuz? Bir uzman diliyle dinleyin. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Öncelikle bizi hasta eden nedenler deyince aklımıza neler geliyor? Bir, şu anda tüm dünyayı saran virüsler, bakteriler, mantarlar. Yani işte korona salgınının içerisindeyiz. Bizi hasta eden nedenlerin içerisinde ilk başta sayılabilecek şey bakteri, virüs, mantar ve parazitler olarak sayılabilir. Bunun yanında ağır metaller, kurşun, bakır, nikel, kadmiyum, civa gibi insan vücudunda biriktiğinde vücudumuzu harap eden, organları çalıştırılmaz hale gelen ağır metaller vücudumuzu hasta eden nedenlerin içerisindedir. Hava kirliliği, yani işte egzoz gazları, baca gazları, toprağın kirliliği, suyun kirliliği, suda işte arsenik kalıntısının olması, toprağın kirliliğini nasıl yapılabilir? Tarım ilaçları toprağı kirletiyor. Gereksiz gübreler toprağı kirletiyor.
Yine havanın kirliliğinde egzoz gazlarının yanında çalıştığımız ortamdaki kimyasallar ve kimyasalların kokuları, hasta eden nedenlerin içerisinde mutlaka saymamız gereken GDO'lu gıdalar. GDO demek genetiği değiştirilmiş organizma. Aslında GDO'lu gıdalar deyince sanki yenilebilir manasına geliyor. Ben buna genetiği değiştirilmiş zehirler diyorum. Genetiği değiştirilmiş zehirler. Evet. O normal Allah-u Teala'nın yarattığının dışında bir şekilde genetiği değiştirildiğinde insan vücuduna, bu hayvanın üzerinde olabilir, bitkiler üzerinden olabilir, genetiği değiştirilmiş gıdalar insanı hasta edenlerin içinde mutlaka sayılmalıdır. Bizi hasta eden nedenlerin içerisinde gereksiz kullandığımız ilaçlar. Yani biz eğer insan vücudu için mutlaka gerekliyse ilaca çok karşı değiliz. İlacın akılcıl ilaç kullanımının gerekli olduğunu ben hem biraz önce söylediğiniz tamamlayıcı tıp diye bunu kadim tıp diyerek de isimlendirilebiliriz. Geleneksel tıp diye isimlendirilebiliriz. Bunun içerisinde tıbbı nebevi de var, Çin tıbbı da var, Doğu tıbbı da var, Ayurveda da var. Pek çok tıp şeyleri bunun içerisinde sayılabilir. Biz doğudan ya da batıdan nereden gelirse gelsin ilmin insan yararına, insanın acısını dindirmek için kullanılması gerektiğine inanıyoruz. Ama gereksiz kullanılacak olan antibiyotikler, gereksiz ilaçlar insan vücudunda hastalık oluşturuyor. Bir organı dengesini sağlarken diğer organın dengesini bozabiliyor. Yanlış kullanım. Evet, gereksiz ve yanlış kullanım. Dezenfektanlar. Şimdi şu anda işte yine salgın nedeniyle pek çok dezenfektanlar kullanıyoruz. İşte 3 kural var biliyorsunuz. Maske, mesafe. Burada programda biz mesafeyi sağladığımız için biraz önce maskenizde burada görüyorsunuz. Maske, mesafe, temizlik. Ama temizliği çok abartmamak, çok da abartırken dediğimiz gereksiz temizlik malzemelerini kullanmamak gerekiyor. Burada en doğalı sıvı sabun ya da katı sabun, zeytinyağlı sabunla elimizi yıkamak. Ama dezenfektan dediğimiz her tarafı dezenfekte etmeye kalkarsanız hem ortamın doğal florasını bozarsınız hem de o dezenfektanların yan etkilerini yarın cildimizde alerji, başka reaksiyonlar şeklinde görebiliriz. Sıvı sabunla ya da sabunla yıkamak yeterlidir. Radyoaktif maddeler bizi rahatsız ediyor. Yani işte patlayıcı nükleer patlamalar sonucu vücudun değişik bizi televizyonlar, telefonlar, radyoaktif madde salgılayan her cihaz yani saç kurutma makinesine kadar bunlar radyoaktif madde salgılayabiliyor. Bu radyoaktif madde salgılayan cihazlar da telefon da evet cep telefonu bunlar bizi hasta eden nedenler arasında sayılıyor. Genetik hastalıklar yani ailesinden gelen hastalıklar kişiyi hasta edebilir. Yani genetiğinde vardır bu. Ama şu mesela bir büyüğünde akciğer kanseri olanın gelecek nesillerde de akciğer kanseri olma ihtimali yüksektir. Ama bu sadece büyüğünde var diye olacak değildir. Ama sigara da içiyorsa, temiz düzenli beslenmiyorsa, kendini korumuyorsa, toz duman ortamında fazla kalıyorsa bu risk daha da fazla artacaktır. Doğru. Alkol, sigara, uyuşturucu maddeler bizi hasta edebilir. Bunlar vücudumuzun dengesini bozar. Fast food gıdalar dediğimiz sağlıklı olmayan, katkı içeren gıdalar, tütsülenmiş gıdalar, küflenmiş maddeler bunlar bizi hastalandırır. Deterjanlar yani eğer özellikle bulaşık makinalarındaki kullanılan deterjanlar iyice durlanmadan kullanılırsa bunlar da ileride hastalık kaynağı. Cilt hastalıkları bilhassa. Cilt hastalıklarında evet. Alerjik rahatsızlıklarında. Teflon bile yani sağlıklı işte biraz önce sizin söylediğiniz bizim doğal atalarımızdan gelen toprak kaplar var, cam kaplar var. Bunlar şimdi dünyanın granit, toprak ve cam. En sağlıklısı güveç işte eski yani. Şeyler. En sağlıklıları bunlar. Sonradan imal edilen işte alüminyum. Alüminyum insan vücudu için toksik olduğu ortaya konmuş. Evet. Alüminyum kapları o nedenle kullanmayınız diyoruz. Teflonun üzerindeki o madde çizildiğinde ya da teflonun evet. zaten kendisi. Bunlar maalesef sağlığımızı bozan. Onu şöyle özetleyebiliriz. Evet. Çevremizde yaşadığımız ortamda havadan soluduğumuz havaya daya doğaya tarım ürünlerine atılan ilaçlara kadar çevremizdeki çalıştığımız iş yerimizdeki işte bakır, civan, nikel, kadmiyum boyalara kadar hepsi bizi hasta edebilir. O nedenle
çok sağlıksız bir ortamda metropol yaşantısı bile başlı başına, yani büyükşehir yaşantısı bile kesinlikle bizi hasta eden nedenler arasında sayılabilir. Biz özümüze, sağlığımıza dönmeliyiz. Köylere akım başladı zaten hocam. özellikle bu korona sürecinde yani, köylerin değeri, kırsal alanın evet, değeri bir kez daha anlaşılmış oldu. Ben de fırsat buldukça daha kaçıyorum. En güzeli. Yani doğru yapıyoruz içeride. Son zamanlarda sevgili hocam popüler hale geldi halk arasında. Herhalde bütün bu saydığımız sıkıntılardan, sizin bahsettiğiniz bu kimyasallardan, deterjanlardan, bütün bunlardan kaçış bir yerde, kaçılması lazım. Bizim çocukluğumuzda yoktu bunlar çünkü. Yoktu ve çok rahattık. Böyle bir sürü hastalık ismi yoktu. Şimdi binlerce hastalık ismi var. Yani duyduğumuz işte o zaman işte kızamık vardı, sıtma vardı, verem vardı falan. Yani o da bitmek üzereydi falan bizim çocukluğumuzda. Bir de grip olunur, soğuk algınlığı. Bunlar şimdi bin türlü hastalık var. Ve hastanelere hep dolu görüyorum yani ben. Her ne zaman gitsem hastanelere, şimdi gitmemek için çağrı arıyorum. Hastanelere gitmeyeyim, işim düşmesin diye. Bu tabii ilime bilme karşı olduğumuzdan değil, doktorları da ben pek severim yani. Çünkü insana direkt hizmet ediyorlar, insan canına. Şöyle not almıştım. Bu popüler hale gelen son zamanlarda tamamlayıcı tıp, biraz önce bahsettiniz, kadim hale gelen efendim alternatif tıp, geleneksel tıp. Bu konuda yani hocam ne buyurursunuz? Siz de bu konuya yani büyük çoğunlukla büyük değer vererek çalıştığınızı biliyorum. Evet. Yakından da tanıyorum. Geçen de ben de hacamat oldum biliyorsunuz. Evet. Evet. O şifalı veren ellerinizle hacamat yaptınız. O günden beri daha da rahatım elhamdülillah. Büyük de faydasını gördüm. Yani bunlar, bu konuda ne söyleyeceksiniz? Bunlara eğilmeli miyiz evet, gerçekten? Yoksa ya canım onlar eskidenmiş falan mı diyelim? Asla. Ben asla o diyenlerden değilim de soruyorum yani. Şimdi bu konuda hocam, ne buyurursunuz? Çok doğru. Şimdi ben 85, biraz önce özgeçmişimi anlatırken 85 yılında 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdim. 91 yılında da bitirdim fakülteyi. 91-96 arasında da gene cerrahi ihtisasımı yaptım. Ben tıp fakültesinde okuduğum yıllarda Tıbb-ı Nebevi diye bir kitap elime geçmişti. O dönem içerisinde ondan sonra yani tıbbın sadece batıda, batıya ait olmadığını, tabii, bir doğu tıbbının, bir Tıbb-ı Nebevi'nin, bir Çıt tıbbının, yani bunu açtıkça tamamlayıcı tıp, geleneksel tıp, kadim tıp, evet, ne diyelim. Yani ben şu kelimeyi pek sevmiyorum. Alternatif tıp kelimesini. Alternatif demek Hüseyin Hocam. Yani yerine birisinin var, yerine başka birini ikame etmek tabii, demektir. Tabii. Birini yok saymaktır. Pek doğru değil. Ama ben değil, hem batı tıbbına göre eğitim aldım. Destekleyici olabilir. Hem doğu tıbbına göre eğitim aldım. Yani 2008'den beri de doğu tıbbı ya da geleneksel tıp, kadim tıp, belki en güzel kelime de kadim tıp. Evet. Çünkü çok atalarımızın doğru, da uyguladığı doğru, bir tıp metodunu 2008'den beri üzerinden çalışıyorum. Yurt içi ve yurt dışı pek çok kongre, panel, sempozyumlara katıldım. Tamamlayıcı tıp deyince işte halkımızın da rahat anlayabileceği hacamat tedavisi, sülük tedavisi, hirudoterapi evet, diyoruz. Ozon tedavisi, şifalı bitkilerle tedavi, fitoterapi diğer ismiyle. Evet. Bu ve benzeri proleterapi, PRP gibi başka yöntemleri de içeriyor. Bunları içine alınan bir tıp. Biz İlim Çin'de de olsa arayınız, bulunuz hadisine göre hareket ediyoruz. Dolayısıyla insanımızın şifası doğudaysa doğudan, batıdaysa batıdan almak gerektiğine inananlardanım. Ve şunu da yani geçmişi yok sayarak geleceği bina edemezsiniz. Kesinlikle. Bu yeryüzünde 5000 yıldır hacamat tedavisi diye bir tedavi var. 5000 yıldır sülük tedavisi diye bir tedavi var. Muhteşem. Atalarımızın buldukları şifalı bitkiler. Biz Manisa olarak gerçekten 78 endemik bitkinin bulunduğu Sipil Dağı'nda bir şifa cennetinde yaşıyoruz. Yani böyle bir şeyde tamamlayıcı tıbbı yok saymak, Türkiye'mizde 12 bin çeşit şifalı bitki var. Bunu yok saymakla olmaz. 2014 yılında benim de mecliste bulunduğum süre içerisinde tamamlayıcı tıp bölümü, Sağlık Bakanlığı tamamlayıcı tıp hizmetleri daire başkanlığını kurdu. Ve bu tedavileri tanımladı. Ama şunu koydu. Bugüne kadar biz 2014 yılına kadar
Bu tedavileri doktor olmayanlar tarafından, hijyeni nedir bilmeyenler tarafından, merdiven altı uygulamaları dediğimiz kişilerde yapıldığı için gerek insanlarımız, bilinçli insanlar, gerekse tıp dünyası bu tedavilere karşı bir ön yargı ile yaklaştı. Haklı olarak. Neden? Çünkü uygulayan bir sağlıkçı değil. Evet. Uygulayan bir tıp eğitimini almamış. Uygulayan bir hekim değil. Hekim gözüyle yaklaşamıyor olaylara. Hijyen nedir bilmez, sterilizasyon nedir bilmez, bakteriyi bilmez. Kişinin uyguladığı tedaviden fayda yerine hepatit ve hepatit C gibi hastalıkların bulaşmasına neden olabilir. 2014'te Sağlık Bakanlığımız dedi ki bunu bundan sonra sadece ve sadece doktorlar yapabilir. Ama normal doktor diploması yetmez. Aynı zamanda üniversitelerin düzenlediği, Sağlık Bakanlığı tarafından üniversitelerin düzenlediği sertifika programlarında başarılı olan hekimler tarafından uygulanacak. Doğru. Ben de 2008'den beri ilgilendiğim bunu, 2014'ten itibaren sertifika programlarına katıldım ve şu anda tamamlayıcı tıpla uğraşıyorum. Yani böyle bir metodun, böyle bir tedavinin ben asla ve asla tek taraflı düşünmüyorum. Batı tıbbı, Doğu tıbbı el ele vererek insanlığın derdine çare bulmalı diye düşünüyorum. Evet, burada eczacıların da, inançlı doktorların da tıbbı nebeviyi de Doğu tıbbını araştırarak insanlığın hizmetine sunması görevdir diye düşünüyorum. Doğru. Ben hatırlarım çocukluğumda, haklısınız. Eczaneye giderdim. Bizim orada çocukluğumuzda, Susurluk'ta Asaf Akitere, Allah gani rahmet etsin diye bir eczacımız vardı. Tek bir tane eczane vardı zaten. O bazı ilaçları yapardı. Hep böyle hemen hazır bir şey alamazdık kolay kolay. Hazır aldığımız şeyler çok birkaç şeydi. Onun dışında kendisi yapardı. Oğlum gel akşama al evladım. İşte ya yarın al bunu falan diye. Böyle işte melhemdir, işte şudur budur. Hazırlar bize verirdi. Yani bunlar birçoğu şifalı bitkilerden elde edilen, yapılan şeylerdi. Daha sonraki yıllarda hep kimyasallar arttı, işte ilaç fabrikaları arttı falan. Bu hale geldi. Tabii sağlıksız bir de rastgele ilaç kullanımı var. Bir de insanlarımız doktora gidiyorlar, merak var. Bakıyor ki çok ciddi bir şey yok. Doktor da birkaç ilaç vermiş hastanede. O ilaçları bir iki tane alıyor, iyiyim ben diyor. Ondan sonra almıyor, bırakıyor. Yani böyle bir büyük bir ilaç israfı da var. Akılcı ilaç kullanımı yok. Yani akılcı yok. Ondan sonra biraz gene bir rahatsız olduğu zaman gene o ilaçlardan birkaç tanesini kendi seçiyor, hangini verirse onu alıyor falan. Bu tip böyle rahatsızlıklar var. İlaç kullanımında bir sıkıntı var ve bu hep devam ediyor bizim gördüğümüz, tespit ettiğimiz. Ve yine inanıyorum bu konuda günümüzde büyük bir ilaç israfı var. Evet. Var çünkü hep duyuyorum etraftan, komşulardan, arkadaşlardan duyuyoruz daima hastanelerde, doğru biraz önce söylemiştim. Ruh sağlığı ve beden sağlığı konusunda özetle ne diyelim hocam, nasıl şey yapalım? Şimdi yani, bu insan biraz önce söylediğimiz gibi aslında bedenimiz, bir maddi bedenimiz, bizim bir maddi bedenimiz var. Et, kemik, damarlardan, deriden, kaslardan tabii oluşan bir maddi bedenimiz var. Bir de mana bedenimiz var. Buna ruh diyoruz, evet, nefis diyoruz. O bir mana bedenimiz var. Ayrıca vücudumuzda bir enerji bedenimiz var. Yani aslında vücudumuzda dolaşan bir elektriksel bedenimiz var. Evet. Enerji bedenimiz var. Bunların her birinin sağlık içerisinde işlemesi, yani hem maddi bedenimizin, hem mana bedenimizin, hem enerji bedenimizin, buna akupunktur ya da doğu tıbbında akupunktur noktaları deniyor, çakralar deniyor. Hı hı. O akan enerjinin bir sağlık içerisinde olması gerekiyor. Eğer ruhumuz hastaysa bedenimiz ne kadar sağlam olursa olsun biz sağlıklı değiliz demektir. Evet. Sadece beden sağlığını düşünemeyiz. İkisini birlikte düşünmemiz lazım. Allah-u Teala o biraz önce saydığım hastalık yapan nedenler, vücudumuza giren toksinleri vücuttan atmak için Allah bizim vücudumuza bir mekanizma yerleştirmiş. Neyi yerleştirmiş? Böbrekleri yerleştirmiş. İdrar ile toksinlerin oradan atılıyor. Neyi yerleştirmiş? Karaciğer ve safra kesesini yerleştirmiş. Vücudumuzun en önemli temizlik bekçisi, temizliğin merkezi, temizlik işleri müdürü, temizlik yani işleri bölümü. Oradan safra ile gayta vasıtasıyla bir kısım zehirler atılıyor. Neyi yerleştirmiş? Ter bezlerini yerleştirmiş değişik vücudumuzun değişik bölgelerine. Ter ile de toksinler atılabiliyor.
Ne yerleştirmiş? Akciğerlerimizi yerleştirmiş. Havayla aldığımız bazı zehirleri hava yoluyla atabiliyoruz. Evet. Bunları vücudumuzda atamazsak ne oluyor? O hücreler o zehirlerin içerisinde görevini yapamaz hale geliyor. Hücreler organları oluşturuyor. Organ görevini yapamaz. Ondan sonra karaciğer yetmezliği, akciğer yetmezliği, karaciğer yağlanması gibi nedenler oluşuyor. Demek ki biz öncelikle toksinleri almamaya çalışmamız gerekiyor. Almış olduklarımızı da kolay atabilmek için, işte böbreklerimizi çalıştırabilmek için yeterli su içmemiz, safra ve bağırsaklarımızın çalıştırılması için yeterli sıvı ve lifli gıdalar almamız, yeterli miktar her gün işte büyük abdestimizi yapmamız gerekiyor. Terlememiz, spor yapmamız, hareket etmemiz gerekiyor. Temiz havada dolaşmamız gerekiyor. Böylelikle maddi bedenimizi koruyabiliriz. Mana bedenimizi korumak için de muhabbet etmeliyiz. Şimdiki yaptığımız gibi sohbet evet. etmeliyiz. Büyüklerimizi ziyaret etmeliyiz. Gönül gözüyle. Dua etmeliyiz. Dua. Batı tıbbının kabul etmediği nazar Doğu tıbbının ve İslam dininin de kabul ettiği nazar diye bir şey var. Nazar bakış enerji bloklanması diye de çevrilebilir evet. şu anda. Nazar insanı hasta eder mi? Evet, nazar insanı mezara, deveyi şeye götürebilir. Dolayısıyla biz sadece maddi bedenimizi değil, mana bedenimizi de doyurmamız gerekiyor. Sohbete ihtiyacımız var aslında. Akşamları evimizde sadece televizyon izlediğimiz için, sadece bilgisayarla, sadece cep telefonuyla, sadece internetle izlediğimiz için ruhumuz doymadığı için pek çok ruhi hastalıklar var. Şu anda Türk insanının belki de beşte biri, yani tüm dünyanın insanları aynı şekilde, Türkiye'de verilen istatistiklere, 5 kişiden bir kişi ömrünün bir defasında depresyon ya da başka bir ilaç kullanmak zorunda kalıyor. Neden? Sohbet, muhabbet, sevgi, saygı ihtiyaçlarını gideremediği için bunu çok giderebilmenin yolunun sanki güzel. Uyuşturucudan, sanki kullandığı ilaçlardan ve sanki o depresyon ilaçlarından fayda göreceğini zannediyor. Onun yerine biz mana bedenimizi doyurmanın yollarına bakmalıyız diye düşünüyorum hocam. Çok haklısınız, doğru. Bir gün ruh sağlığı hastanesinde sohbet ediyorum da başhekimle, geçmişte bir gün. O anda tabii dışarı girerken çıkarken görüyoruz hastaları. Sağlıklı olmayan kardeşlerimizi. Onlara baktım da tabii defalarca gittim. İçim böyle burkuldu da dedi, merak ettim. Dedim ki daha çok dedim erkek görüyorum. Hastalarını. Kadınlar dedim daha az gördüm dedim kadınlardan dedim. Hocam dedim bunun nispeti ne acaba dedim. Yani bugün için değil sadece genelde nedir dedim. Merak ettim dedim. Ondan sonra kadınlar mı daha çok yoksa eşit mi birbirine yakın mı? Erkekler mi daha çok ruh sağlığından dedim. Söyleyeyim dedi. Kesin söylediğim rakamlar dedi. Polikliniklere muayeneye gelen %80 kadınlar dedi. Erkekler %20 dedi. Evet. Ama içeride yatan hastaların %80'i erkekler, %20'si kadınlar dedi. Evet. Ve benim bu çok dikkatimi çekmişti. Yani buradan erkeklere bir gol atmış oluyoruz. Yani. Evet. Söylüyorum şimdi. Böyle sohbet olduğu zaman arkadaşlara ne olur ihmal etmeyin. Yani bir takım sıkıntılarınız varsa ruhsal sıkıntılar. Hastaneye yatışı gerektirecek kadar ulaşmadan beklemeyin oraya kadar. Evet. Beklemeyin. Yani bu tespit edilmiş. Demek ki bizim Türk insanı hadi boş ver ya. Bana bir şey olmaz ya. Yok erkeklik bu değil yani. Evet. Bu değil. Rahatsızlık varsa gideceksin kardeşe. Ne diyor sevgili be? Emaneti ehline teslim ediniz. İslam'ın emaneti ehline. İşte sen orada herhangi bir yerde hacamat yaptırsan mikrop kopar. Evet. Her şey olur. Onun için doktor elinde devletin yaptığı son derece doğru. Çünkü yıllar önce burada benim bir arkadaşım daha bir kardeşim, sevdiğim bir kardeşim vardı. Doktor Suat Orsan tanırsınız. Evet, evet biliyorum. İyi biliyorum. Manisa'da bu işi ilk başlatan doğrudur. Çok sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Sıkıntılar yaşadı. Çok o zaman kanun müsait olmadı. O zaman müsait değildi. 2014'ten önce yaşamıştı. Biz o yani yadırgıyordu çok. Onun için şimdi çok şükür bu kanunlar çıktı, yapılabiliyor. Ve devletin kontrolünde, ve buna denetiminde. Var. Devletin denetiminde ve kontrolünde. Çok güzel. Efendim ben bunları konuştuk aklımda olan şeyleri zaten siz söylüyorsunuz ben sormadan da. Allah razı olsun. Doğal ilaç tedavisinde ne yapılmalıdır? Artık sonlarına geliyoruz vaktimizin de. Evet. Yurdumuzda çok şükür biraz önce temas ettiniz. Her türlü bitki var.
şifalı bitkiler hepsi yetişiyor. Bunlardan bol miktarda var, kullanılıyor çok şükür. Bizim mesir de bunların içerisinde. Evet. Mesir macunda. Bir gün ayrıca mesirle ilgili bir sohbet edelim. Evet. Mesir macunu ve yine bu konuda benzer bir sohbet edelim inşallah ileride. Evet. Bu konuda katkıda bulunacağınız bazı şeyler var mı söyleyeceğiniz hocam? Şimdi yani doğal ilaçlar deyince doğal olarak kullanılan ilaçlar şifalı bitkileri kastediyoruz. Evet, tabii, doğal tabii. ilaçlar deyince tabii. Aslında Türkiye'de 12 bin çeşit şifalı bitki var. Bunların 4 bin çeşidi de endemik. Yani endemik demek sadece Türkiye'de yetişen. Ben yaklaşık 2008'den beri fitoterapi, tamamlayıcı tıp ve bitkisel tedavi ile ilgili eğitimlere katılıyorum. Bunun üzerinde çalışıyorum. Peygamber Efendimizin bir şeysi var biliyorsun. Çörek otu her derde devadır evet. diye. Çörek otu. Bizim Manisa'da yine çok yetişen rahmetli Cemil Şener, Doktor Cemil Şener, Şevketi Bostan bitkisinden lityazin diye lityazol bir madde, Cemil. Lityazol Cemil ilacını elde etmiş. Kullandım ben. Şimdi zerdeçal son dönemde çok evet. meşhur olan, zencefil yine aynı şekilde çok faydalı olan, propolis arıların, bal. Arılar bal, propolis evet. Gibi polen, propolis polen, bunlar evet. insan vücudu için. Bunların yerinde, miktarında alındığı zaman yan etkileri hemen hemen çok az. Biz şu anda şeyi özellikle belki seyircilerimiz merak ediyordur. Yani Allah korusun korona, salgın. Salgına karşı bilinen şu ana kadar üretilmiş bir aşı yok Sayın Hocam. Evet. Salgına karşı %100 etkili bir ilaç yok. Yok. İşte immün plazma dediğimiz kan hastalığı geçirenlerin plazmalarının nakliyle bunda da %100 başarılı olunamadı. Mutlaka faydalı olanlar var ama görüyorsunuz her gün işte 70-80 kişi ölüyor. Peki elimizde bir silah yok mu buna karşı? Var. Maske, mesafe, temizlikten sonra vücudumuzda var olan savaş hücreler var. Allah-u Teala insan vücuduna bu mikroplarla, bu hastalıklarla savaşacak, tekrar tedavi edebilecek bir metodu yerleştirmiş, bir savaşçıları yerleştirmiş. Biz bunu sağlamlaştırabilmek için immün sistemi güçlü tutmak diyoruz. Güçlü tutmak, yerinde tutmak, dengede tutmak. Bunun için mutlaka zerdeçal vücut direncini çok iyi, propolis mutlaka, omega 3 mutlaka kullanılması gerekir. Omega 3 balık ve balık evet, yağından evet. elde edilen. Bunlar ondan sonra kekik. Hastalığa yakalanmamak için de ya da yakalananların daha sağlıklı olabilmesi için sıcak suyun içerisine kekik suyu, kekik yağı damlatılarak onun buharının şey yapılması da yine mikrop öldürücü etkisi nedeniyle faydalanmalı. Yani evet. vücudumuzun o savunma mekanizmasını denge tutacak şeylere ihtiyacımız var. Ben uzun süredir bu tedavileri, fitoterapiyi incelerken şunu gördüm. Çörek otu faydalı mıdır? Faydalıdır. Bunlardan Muzaffer Bey 1, 2, 3, 4 numaraya birini yerleştirin. Neyi yerleştiriniz derseniz ben mutlaka 1 numaraya zerdeçalı yerleştiririm. Ya. Zerdeçal 1 numara. Zerdeçal bunun içerisinde 1 evet. numara. Çörek otu 2 numaraya yerleştirilebilir. Tabi hastalıktan hastalığa değiştirmek üzere zencefil yine aynı şekilde insan vücudu için çok faydalı olan, propolis insan vücudu için çok faydalı olan doğal gıdaların içerisinde. İlaç kullanmayalım mı? İlaç da mutlaka akılcıl ilaç doktorlar tarafından verilmek üzere ve gerektiğinde dediğiniz gibi bir kutu, bir üç tanesini kullanıp da bırakmak şeklinde yani. Değil. Doktorun ne kadar önerdiyse o kadar kullanmak. Buna akılcı ilaç kullanımı kutu diyoruz. Kutu bitsin canım, bitir diyorsun. Evet. Bitecek kutu. Kullanılacak ilaçlar bununla tabii. ilgili söyleyebilecekleri, tabii çok söyleyebilecek çok şey var ama özet olarak bunu belirtebilirim Sayın evet. Hocam. Teknoloji geliştikçe modern yaşamda daha çok hastalıklar oluyor. Bu yadsınmaz bir şey, gerçek. Her gün yeni hastalıklar duyuyoruz. Yoksa eskiye mi daha çok yani bu eskiye mi derken işte bizim bu tıp olarak bahsettiğimiz kadim tıp olarak değerlendirdiğimiz şeylere ihmal etmeden değer vermemiz mi lazım? Evet. Zerdeçal, efendim zencefil, polen, işte arı sütü, polipolis bunlara ihmal etmememiz lazım. Bunları hiç tanımayan, bunlarla tanışmamış olanlar da var günümüzde. Bunlara daha çok yönelmemizi mutlaka
hastalıktan korunma için öneriyorsunuz. Yani biraz rahatsızlık hissettiğiniz zaman da bunlarla da takviye edilebilecek bir şey olduğunu öyle anlıyorum. Doğru mu? Evet, doğru. Evet. Şimdi Sayın Hocam, hastalıklarda son yıllarda gerçekten hem dünyada hem ülkemizde hastalıklarda bir artış var. Yani şöyle, toplumda şeker hastalığında hızlı bir artış var. Çok. Çünkü obezitede artış var. Türk toplumunun neredeyse 1/4'ünü geçti, yani 1/3 diyelim. 1/3 obez, hareketsiz bir toplum. Obezite hastalığı arttı, dolayısıyla şeker hastalığı arttı. Dolayısıyla tuzu da çok kullanan bir toplumuz. O da yanlış. Dünya ortalaması, Dünya Sağlık Örgütü diyor ki günde bir kişinin ihtiyacı 6 gram tuzdur. Bizim kullandığımız, Türk milletinin ortalama kullandığı 18 gram tuz. Dolayısıyla yüksek tansiyon hastası çok fazla var. Biz tuzu nereden alıyoruz? Tuzlu zeytinden, tuzlu peynirden, çerezden, tuzlu turşudan. Tabii tabii. Tuzu çok fazla tüketiyoruz. Dolayısıyla tansiyonda da bir artış var. Psikiyatrik rahatsızlıklarda biraz önce söylediğimiz gibi bir artış var. Bunun yanında KOAH, sigara bir evet. Dönemde Sağlık Bakanlığımız sigarayla ilgili büyük mücadele, sigara içişi olanlarını bayağı düşürdü. Ama şimdi tekrar yükseldiğini görüyoruz. Ve özellikle gençler arasında şu koronaya kadar nargile tüketiminin çok fazla, çok fazla olduğu bir şey vardı. Dolayısıyla KOAH'ta bir artış var. En önemlisi de şunu söylemek istiyorum. Türk toplumunda kısırlık çok arttı. Evet, evet. Eskiden bir ilçede yani çoluğu çocuğu olmayan insan sayısı 1 ya da 2 idi. Şimdi o kadar çok arttı ki bu. Ya. Gençler maalesef ya aşılama, ya tüp bebek, evet, ya da bir tedavi görmeden direkt yolla çocuk sahibi olamıyorlar. Doğru. Bunların nedenini saydığımızda kullandığımız, yediğimiz, içtiğimiz gıdalardan organik olmayan işte tarım ürünlerinin etkilerine, ilaçların etkilerine, gereksiz antibiyotik kullanımına, aşırı obeziteye, bütün bunları kısırlığın nedeni olarak sayabiliriz. 2050 yılında belki Türk toplumunun %50'si bu gidişle bir tedavi görmeden çocuk sahibi olamayacak. Evet. Bunları mutlaka belirtmemiz gerekiyor. O nedenle özümüze, doğaya dönmemiz gerekiyor. Ben içerisinde yer aldığım zaman içerisinde okul üzümü, akıl üzümü diye bir proje gerçekleştirmiştik. Türk toplumu, üzümü üreten biz, çekirdeksiz üzümünü, biz ortalama 250 gram üzüm tüketiyoruz. Bizim üzüm sattığımız İngiltere, Almanya 2 kiloya yakın üzüm tüketiyor. Onları biz zeytinyağının, biz kişi başı 2-3 litre yeni zeytinyağı tüketmeye başladık. Yunanistan bizim 10 katımız zeytinyağı tüketiyor, kişi başı zeytinyağı. İtalya'ya gittim, İspanya'ya gittim. Buralarda zeytin yerine zeytinyağı tüketiminin çok fazla olduğunu görüyorum. Evet. Bizde doğal olan her şey var. Tereyağının, yumurtanın, zeytinyağının en güzeli var. Güneşin en alası var, evet, D vitamini açısından. Evet. Ama biz D vitamininden yararlanmayı bilmiyoruz. Maalesef. Güneşten yararlanmayı bilmiyoruz. Maalesef. Biz tereyağının değerini, zeytinyağının değerini bilmiyoruz. Daha çocukluğumuzda bize işte adıyla sana bir sürü margarinleri tüketmeyi Doğru. bize bir bahane, bir maharetmiş gibi gösterdiler. Doğru. Bizim kafamıza onu soktular. Zeytinyağı tukaka ilan ettiler. Yumurtayı kolesterolden dolayı, kalp rahatsızlığından dolayı. Ama biz özümüze döndüğümüz zaman Hüseyin Hocam hastalıklardan da kurtulacağız. Soğan sarımsağı da katalım mı hocam? Kesinlikle, mutlaka. Soğansız sarımsağı. Ben bazı vakıflarda görüyorum da hani bir sarıları olsa bir soğan yine imal etmeyin sofranızdan diye. Kesinlikle. Yani şaşırdım o gördüğüm zaman. Yanılmıyorsam Fatih Sultan Mehmet Han'ın mı şeyinde vardı. Efendim bu sohbete doyulmaz. Ben özellikle size sohbetlemeyi çok seviyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Çünkü gerçekten çok güzel bilgiler sunuyorsunuz. Cenab-ı Hakk'ın bize tavsiyeleri de bu yönde. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Obezite dediniz de hemen evet. o geldi aklıma. Evet. Yani yiyip içiyor insanlar ama ölçüyü bilmiyor, sınırını bilmiyor. Size son tavsiyelerinizi soracağım. Son cümlemiz olacak sohbetimizde, bugünkü sohbetimizde. Şimdi, İnşallah tekrarınızı yapacağız bunun. Evet. Bal konusunda ayet-i kerimede şöyle diyor hocam, onu hemen okuyayım. Ve işte Allah'ın araya vahyettiği şey, dağlarda, ağaçlarda ve kovanlarda yuvanı kur. Sonra her nevi şeyleri, yani çiçekleri ye. Mütakiben Rabbinin açtığı dar yollarda yürü. Yani arının dar yollarında. Karınlarından muhtelif renklerde bir hülasa,
bal çıkar ki bunda insanlar için hakikaten bir şifa mevcuttur. Aman ya Rabbi. İşte muhakkak ki bunda tefekkür eden kimseler için gerçekten bir ayet vardır. Evet. Muhteşem. Bizi yaradan Rabbim söylüyor yani. Evet. Peygamber Efendimizin hayatına Tıbb-ı Nebevi'ye baktığımızda yemeğin midenizin üçte birini yiyeceği, üçte birini havaya, değil üçte mi? Birini suya ayırının. Muhteşem. İki kişinin yiyeceği üç kişiye, üç kişinin yiyeceği dört kişiye yetebilir. Doymadan sofradan kalkınız. Kalkın. Acıkmadan sofraya oturmayınız. Temiz ve helal olanından yemek. Ellerin, vücudun temizlenmesi. Önce de yıkadı, sonra da yıka. Evet. Dua etmek. Bütün bunlara baktığımızda Efendimizin hayatında yani incelenecek özümüzde olan, tarihimizde olan, inancımızda olan pek çok şey var. Yani biz aslında başkasına muhtaç değiliz. Biz var olan tarihimizdeki Tıbb-ı Nebevi'yi, var olan kendi ülkemizdeki bu şifalı bitkiyi, yani biraz önce ilaç kullanımı konusunda söylediniz. Biz Avrupa, 26 Avrupa ülkesi arasında en fazla ilaç tüketen ülkeyiz. Buyurun. Antibiyotik tüketiminde birinciyiz hocam. Antibiyotik tüketiminde hiç şaşırmam. Birinciyiz. Birinciyiz. Görüyorum. Çünkü her birimizin evinde gerçekten çuvallarca, poşetlerce ilaç dolu. Ve bunların da çoğunluğunda tarihi geçmiş israf olan ilaçlar. Evet. Yani bir yere gidip de bağışlamıyoruz. Ben özet olarak bizi izleyenlere şunu tavsiye ediyorum. Yani hemen hasta olduğunuzda hemen gidip ilaç satın almayın ya da evde birisinin ilacını kullanmayın. Mutlaka bir hekime muayene olun. Hekimle irtibata geçin. Bu gerek bedeni hastalık, gerek manevi, ruhi hastalıklarda. Yani bir ruh hekimine muayene olun. Bunun şeysini yapın. İki, hastalık sabır gerektirir. Tedavi sabır gerektirir. Bizim insanımız, bana gelen insanların da çoğu hemen 10 yılda kazanmış olduğu bir hastalığın 5 dakika içinde kendisinden yok edilmesi gerekiyor. Biz bunu sabır olması gerekiyor. Hastalıkta bir şifayı aramak gerekiyor. Peygamberimiz öneriyor bunu. Tabii. İki, sabır etmek gerekiyor. Üçüncüsü de bu şifayı, sabrı helal, temiz, doğal olandan yana kullanmak gerekiyor. Evet. Bunları kullandığımız zaman inşallah evet. Rabbim bize sağlık, sıhhat verecek. İnşallah dua edelim. Bütün hastalara da, şifa bekleyenlere de dua edelim. Ama kulaklarına küpe olsun bu son tavsiyeleriniz. Gerçekten doğru ve güzel şeyler. Bugün çok güzel konulara temas ettik. Hocam tekrar bir program yapmayı diliyorum. Şimdiden sizden söz istiyorum. Bir ikincisi bu konuda, bu kadim tıp konusunda, destek tıp konusunda bir fakültenin bir bölümü mü, bir fakülte mi açılır? Tıp fakültesinin bir kısmı mı açılır? Ne olur? Sizin de böyle bir düşünceniz var sanıyorum. Cevahir Bey Üniversitesi'ne yakışır Manisa'ya. Mesir'in şehri olarak Manisa'ya yakışır diye düşünüyorum. Lityazol Cemil bitkisi ilacı burada yani, üretilmiş. Merkez Efendi Mesir'i burada yapmış. Yani. Dağlarımızda 78 çeşit endemik bitki var. Şevketi Bostanımız var, onumuz var, bunumuz var. Üzümüz var. Evliya Çelebi'nin dediği gibi dağlarından yağ, ovalarından bahar akan evet. bir kent. Buna sahip olan bir kentin mutlaka üniversitesinde tamamlayıcı tıp, geleneksel tıp, kadim tıp bölümünün kurulması ve bu araştırmaların yapılması, bu tedavilerin de eğitimlerinin, doktorlara eğitimlerinin olması verilmesi lazım. Gerekiyor. Tamam, buradan duyuruyoruz. Evet, evet. Ekranlarımızdan duyuruyoruz ilgililere. Rektör hocamıza ilgililere. Da inşallah. Rektör hocamıza da duyuruyoruz efendim. Biz yardıma hazırız. Bu konuda Sağlık Bakanımıza da duyuruyoruz. Hepsinin kulakları şındasın, saygıyla duyuruyoruz. Evet. İnsanlığımızın biz de elimizden geldiğince bilgi evet, birikimimizle evet. bunların yanında olacağız. Üstadım çok teşekkür ben ederim. Teşekkür ben ederim bizim bu konuları Allah Celle Celaluhu'nun muhteşem bize mesajı olan bu kitapta. Bu kitap insanlık için bir şeref kaynağıdır diyor. Kur'an-ı Kerim'in tabiri bu. Aynı zamanda bir hidayet rehberidir biliyorsunuz. Siz İmam Hatip menşeli olduğunuz için çok yakından biliyorsunuz. Yüce Kur'an'ın bir açıklamalı meali var. Bizim sevgili başkanımızın bu armağanıdır. Bunu size takdim etmekle bahtiyarım. Şöylece sunalım. Evet. Bunda bu ayetler birçoğu mevcut içerisinde. Çok teşekkür ediyorum hocam. Rica ederim. İnşallah
Sadece bunu bir süs olarak değil inşallah evet. okuyup hayatımıza da uygulamayı Rabbimiz evet. nasip etsin inşallah. Amin inşallah. Çok teşekkür Zaten ederim. Uygulamaya çalışıyoruz. Sağ Allah olun. Devamını nasip etsin. Sağ Çok olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Tekrar söz aldık değil mi? Bir i̇nşallah. Defa daha buluşacağız. İnşallah. İnşallah. Tamam hocam. Çok teşekkür ederiz efendim. Efendim sevgili izleyenlerim, bugün programımızı burada kapatıyoruz. Vaktimiz bize ayrılan sürede oldu. Ben konuğumuza candan teşekkür ediyorum. Bir nebze de olsa efendim bazı sorulara akıllarımıza takılan bazı sağlıkla ilgili efendim konularda ışık tutabildiyse ki tuttuk sağ olsun doktorum. Bir uzman diliyle, bir hekim diliyle bilgilendirmeye çalıştık. İnşallah faydalı olmuştur, faydalı olacaktır. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Sağlıkla kalınız efendim.